Birkaç gün önce Irak'ın kuzeyine hava harekatı ve 20 hedefin vuruluşu, bunun sıcak bilgisiyle başlamıştık. Ankara'da pazar günü gerçekleştirilmek istenen terör saldırısı ve o terör saldırısının ardından uyuyan hücreleri operasyon, sınır ötesine operasyonlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyine ikinci bir harekat daha düzenlendi ve bu harekatta da yine terör noktaları vuruldu. 16 hedef vuruldu. Metina'da, Gara'da, Hakkuk'ta, Kandil ve Assos bölgelerinde. Aynı zamanda ikinci terörist, bu saldırıyı gerçekleştirmeye çalışan ikinci terörist, onun kimliği de belli oldu. Sıcak gelişmelerle Çalar Saat başlıyor. Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin kimlikleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı o teröristlerin kimliğini açıkladı. İki teröristin de terör örgütü PKK üyesi olduğunu tespit etti. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana terör örgütleriyle, zehir tacirleriyle, organize suç çeteleriyle amansız bir şekilde gece gündüz demeden kararlılıkla devam ediyor. Terör örgütü PKK meclisin yeni yasama yılına başladığı günde hain saldırı girişiminde bulundu. İçişleri Bakanlığı nizamiyesini hedef alan teröristler etkisiz hale getirildi. Hemen ardından yurt içinde ve yurt dışında terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kazandı. İçişleri Bakanlığı o teröristlerden birinin kimliğini tespit etmiş, etkisiz hale getirilen teröristin PKK üyesi olduğunu duyurmuştu. Saldırıda üzerindeki bombayı patlatan teröristin kimlik tespiti de gece saatlerinde tamamlandı. Bakanlık o teröristin de terör örgütü PKK üyesi olduğunu duyurdu. Canlı bomba eylemini gerçekleştiren teröristlerden birisi bombayı patlatıp parçalandı. Diğer terörist bombayı patlatamadan etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne yönelik yurt dışı operasyonlar da sürüyor. Önceki gün Metina, Hakkuk, Kandil ve Gara'da teröristlere ait mağara, sığınak, barınak ve depolar vurulmuş, 20 hedef imha edilmişti. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmişti. Dün akşam saatlerinde savaş uçakları yeniden havalandı. Irak'ın kuzeyinde hava harekatı gerçekleştirdi. Düzenlenen hava harekatında Metina, Gara, Hakkuk, Kandil ve Assos'ta içerisinde sorumlu düzeyde çok sayıda teröristin de bulunduğu 16 hedef imha edildi.